arkadaşlar. Athena Arsız Gönül'e bakacağız. Girişini gösteriyorum. La telindeyiz. İlk girişte sadece yukarıdan aşağı vuruşlarla çalıyor. Yani şöyle. La telinde 3-2. En son mi teli 3. perde. Tekrar ediyorum yavaşça. Sonra la teli 3. perde. Re teli 0. Re teli 2. Sol teli 0. Baştan çalayım ben. Baş parmağınız, en üst tele baş parmağınızla da basabilirsiniz. Ben öyle çalıyorum. Daha kolay oluyor. Burada da sol teli 2, 2'den 4'e geldim. 4'te bir bend yaptım. Dörtten yarım bend yaptım. 2'ye geldim. Sol teli 0. Sol teli 2. Sol teli 0. Re teli 2 0. Baştan çalalım. Anladınız mı? Tekrar edeyim istiyorsanız yavaşça. Şimdi şarkıya girdikten sonra vuruşlar değişiyor. Pene vuruşu. Şuna dönüyor. Tak 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 tak. Bu sefer aşağı yukarı şey alternatif picking. Çok yavaşça yapacağım ilk kısmı. Tekrar edelim. İyi bakın sağ elime. Biraz orta veya yumuşak pene kullanırsanız hani üst tellerde bu alternatif picking daha kolay oluyor bence. Hızlı çalalım. Zaten giriştekinin aynısı, sadece sağ el vuruşu değişiyor. Yine de çalayım ben size bir yavaşça. Şimdi bir de şarkının solosu var. Çok basit. Onu da göstereyim. C ve en alt iki teldeyiz. C ve mi telindeyiz. Alt tel açık. Sadece C telinde çalıyoruz. C teli 6. perdedeyim. Pardon. 8. perdedeyim. Çok pardon. Şunu yapacağız. Sekizden beşe kaydım. Tekrar ediyorum. 8'den 5'e kaydım. Alt tel açık, sadece si teline basıyorum. 7'ye geri döndüm. 13, 13'e geldim. 12. 10. 5. 3. 1. 0. Çok yavaş çalıyorum. Thank you.
3'e geldiği zaman şey yapıyor. 3'e vuruyor beraber. Alt tel açık 0, yani mi teli 0. 1 0. Tekrar edelim. Bir de drive ile çalalım. Solonun sonunda da yine aynı şekilde başlıyor. Burada da 12, 13, 10, mi teli 12, si teli 10. Tekrar ediyorum, yavaşça gösteriyorum. Aynen bu kadar. Şarkının ilerisinde bir de hani yavaşladığı kısım var ya, davul falan duruyor. Orada da şunu yapıyor. Buradaki akorda yüzük parmağı R teli 14'te. İşaret parmağı sol teli 12'de. Orta parmakta si teli 13'te. Yani şu. Şunu yapıyor. Arpej. Diğer akora geçerken serçe parmak si teli 15'e geliyor. Yani şu. İkinci akorumuzda orta parmak, alttan söylüyorum bu sefer, 13'te, serçe sol teli 14, işaret yüzük parmağı da R teli 14. Yani şu. Yani bu aslında La minör. La minörün sadece triadını çalıyoruz. Burada da yine başa dönerken bu orta parmak si teli 13'ten 12'ye gidiyor. Sonra ilkine dönüyor tekrar. Anladınız mı? Daha yavaş çalıyorum. Şarkının bir de ritmi var arkadaşlar, ilk sözlere girdiği yerde. Ska. Ska ritim. Bunu ya aslında orijinali şöyle. Bu ya birazcık zor mu desem? Ya aslında çok zor değil de. Ya bunun kolay versiyonunu göstereyim size. Eğer bu sağ el hareketi çok karmaşık, ileri seviyeye geliyorsa size, dümdüz sadece aşağıdan yukarı çalabilirsiniz. Yani şöyle. Burada hangi akorları basıyorum? Do majör. Diğer akorum re minör. 5, 7, 7, 6. Sonra la minörümüz var, bare şeklinde. Bunu biliyorsunuz herhalde. 5, 7, 7, 5, 5, 5 diye gidiyor. Sonra sol majör var. 3, 5, 5, 4, 3, 3. Orijinal ritmi tekrar gösteriyorum. Biraz yavaş çalmaya çalışacağım.
çık çaka çık çak 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 şeklinde. Yani sahi sürekli aşağı yukarı böyle bir perküsyon gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.